Değerli dostlar tekrar merhabalar. Bu kısa videomuzda sizlerle yün sayıyı irdeleyeceğiz. Umarım faydalı bir video olur. Ekranımızdaki standart yasal uyarı gereğince kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir değerli dostlar. Katıla dahil olarak istediğiniz hisse kripto para teknik analiz çalışması talebinde bulunabilirsiniz. Yine chat ekranını kullanarak buradan istediğiniz paritenin analiz talebinde bulunabileceğiniz gibi yine süper chat'i de kullanarak kanala katıl üyeliği yapmadan da e, analiz talebinde bulunabilirsiniz. Yine Binance Borsası referans kimliğimi videonun altına bırakacağım. Buradan da e, 724 kripto para işlemlerinizi 110 komisyonu indirim ile gerçekleştirebilirsiniz. Evet. Mustafa Tahmaz Hocam ellerine sağlık Yunus'a bakabilir misiniz demiş ve biz de tabi ki diyoruz. Ve şimdi de Yunus'a'nın teknik analiz çalışmasına geçiyoruz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olur. Evet. Öncelikli olarak an e, takas analizine bakalım. Yunsa'da takas analizi ne şekilde bakalım. Yunsa diyoruz arkadaşlar. E, 3 aylık takas görüntüsüne baktığımız zaman pozitif bir takasın olduğunu, satışların daha toplu satışların dağınık, alımların toplu olduğunu, para girişi olduğunu görüyoruz. Aylıkta yine toplu alımların olduğunu, haftalıkta kısmen başa baş bir görüntünün yer aldığını görüyoruz. Yunsa'da değerli dostlar. Evet. Yunsa'nın f-ray raporlaması ne şekilde bakalım 5 üzerinden kaç puan almış hemen bakalım buradan Evet Yunsa'nın raporlaması 5 üzerinden arkadaşlar 3 Evet şimdi burada en yüksek puanı büyüme almış büyümeye şöyle bakıyoruz ciro büyümesindeki artış yani artış nihayette var ama biraz cüzi kalmış gibi gözüküyor Verimlilik. Varlık kullanım daha etkin. Karlılığa bakıyoruz. Öz kaynak karlılığında artış var. Bunlar şirketin daha iyi yönetildiğinin göstergesidir arkadaşlar. Şimdilik bir e, takas anlamında bir sıkıntı görmüyoruz. Ve hemen geçiyoruz. E, teknik kısım ne diyor bize? Hep beraber bakalım değerli dostlar. Yunsa diyelim. Evet. Öncelikli olarak şöyle logaritmik e, ve de haftalık bakalım şöyle haftalık grafik bize ne gösteriyor? Evet. Şöyle baktığımız zaman haftalıkta uzun periyotlu süren bir trendin olduğunu görüyoruz. Yani burada takas ve temeline baktık bir sıkıntı yok dedik. Yani burada totalde de arkadaşlar güzel bir yükselen kanal trendi içerisinde uzun soluklu maceramız devam ediyor. Yani bakış açımız olumlu diyebiliriz. Şöyle en çok noktaların temas ettiği bölge aldığımız zaman olumlu bir bakış açımız var. Burada da bir e, sıkışma söz konusuydu. Daha önce biz analiz çalışmalarımızda aktardık sizlere. Şimdi buraya artık günlük bakalım. E, günlük grafikte de şöyle net e, bir sıkışmanın olduğunu söylemiştik. Bu sıkışmada bir üçlü dip çalışması oldu. Bakın üç tane dip yükselen dipler ve geçmişten gelen bakın şu e, kanala bakın arkadaşlar. Kalın çizgiyle çizdik ve dedik ki, ya bu kanalın üzerinde Olumluyuz arkadaşlar. Burası bir fırsat bölgesidir dedik. 11.80'lerde gelen hareket 14.30 teknik hedefini aktarmıştık. Burayı kırarsa da 17.41 dedik. Ve bu bandında üzerindeyiz. Yani şu anda biz buradan arkadaşlar bu sıkışma yukarı doğru kırdık. Olumlu seyrimiz halen devam ediyor. Şu anda bakınız ayılarla boğaların savaşını burada boğalar kazandı. Olumlu seyrimiz devam ediyor. İndikatörlere baktığımız zaman hareketli ortalamalarda da bir sıkıntı yok. İndikatörlere bakıyoruz. İşte MACD indikatörü birazcık kafayı eğmiş arkadaşlar. Buraya aman dikkat değilim ve Mekte indikatörün günlükte satış ürettiğini söyleyebiliriz. Birazcık tehlike arz ediyor MACD indikatörü değerli dostlar. Evet şu sistem de yine bizim için bir önemli satış sinyali ve alı sinyali üretiyor. Bakın şu bölgeler bizim için her zaman önemli bölgeler bakınız tepe bölgelerinde baz alıyoruz. Şimdi şuralardan bakalım, kıyaslayalım. Ne kadar çalışmış Yunsa ile bu bizim bu tablo ne şekilde arkadaşlar? Hemen şuraya bakalım. Eğer bu tablo Yunsa ile özdeşlik halinde çalışıyor ise yani totalde bütün hamleleri doğruysa sıkıntı demektir arkadaşlar bu bölge. Şimdi ilk satış bakın şu bölgede Bakın ilk satış bu bölgede veriyoruz. Bakın karşılığı şuradan düşüş. Devam ediyoruz. ikinci satış karşılığı sert bir düşüş. Devam ediyoruz. Üçüncü satış bölgesi yine sert bir düşüş. Dördüncü satış bakınız sert düşüş. Bakınız 5 yine sert düşüş. Yani buradaki aralardaki tablolarda düşüş ve 6 e, diyelim artık majör anlamda. Yani dikkat etmek gerekiyor buraya arkadaşlar. Evet. Dikkat etmek gerekiyor. Yunsa'da bir geri çekilme potansiyeli oluşturabilir. Sadece o indikatör bazında baktım. E, Mekne indikatörünün de hafiften kıvrılmaya başladığına şahitli gidiyoruz. Onun için e, bir en azından bir retest için geri çekilme yaşayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani buraya dikkat edin. Bir retest bölgesi oluşabilir burada. Kaç olabilir burada? MA21 bölgesi 16.85 bandları. Yani şu anda şu görüntüde bir geri çekilme potansiyeli, akabinde tekrar değerlendirmeye tabi tutulabilir arkadaşlar. Bu potansiyelin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yunsa'da bakalım nasıl bir görüntü olacak. Benim temel görüşüm şudur ki buradan ben geçmiş kapanış bazı tepesini baz alırım. Bu tepenin üstü altı şeklinde hareket etmenin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum ki bu tepe noktasının da. 18-23'lerde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani 18-23 bandı altında risk ciddi anlamda artacaktır. Buraya dikkat edelim. Evet. 18-23'ün artık bu aşamadan sonra bunun tarihte geçmişte çok örnekleri var arkadaşlar. 18-23'ün altında stop olacaksın. Diyelim ki indik buradan 18-23'ün altına stopunu koyacaksın. Bir. Geldik buradan döndük. Tekrar 18-23 üzerine sen burada e, hissede olacaksın. Ee, tekrar fake hareketler. Ya burada bir konsolidasyona gidiyor deriz bu şekilde 1 6 1 üst olursa bu yine yukarı doğru çıkma potansiyeli yüksek deriz ama 18 23'ün altında risk aşağı doğru gelebilir. Üzerine her zaman rahat olun ama altında rahat olmayın arkadaşlar. 18 23 diyoruz 1823 bandına dikkat. Bu değerin altı sıkıntılı, üstü tamam eyvallah bir problem yok. Ama altına dikkat edin. Üstüne diyelim ki devam ettik yolculuğa diyelim. 20-28 bandı yine test edilebilecek önemli bir seviye olarak karşımıza çıkıyor değerli dostlar. Evet. Yunsa'da biz arkadaşımızın analisti gereğince bakmış olduk. Bizim için ölçüt nedir bu tarz hisselerde? Dip seviyeden bir hisseyi yakalayabiliyor muyuz arkadaşlar? Biz ona bakarız. Yakaladık mı burada? Yakaladık değil mi? Daha önce burada birinci destek dedik. İkinci destek dedik. Bakın üçüncü destek dedik. Ya biz burada bunu yakaladığımıza inanıyorum. Bir de trend içerisinde bakınız burada gitti. 2 saatlik grafikte de Yunsa gerçekten güzel bir trend içerisinde gitti. Bakınız yükselen bir kanal trendi içerisinde. Kırılmadı müddetçe rahat olun dedik. Kırıldı ama tekrar yukarıya majör hattın üzerine attığı için e, biz e, yani burada her kırılım aşağı doğru sert düşüş anlamını karşılamıyoruz. Zaten bunu da sizlere ifade ediyoruz. Ama totalde şu anda birazcık riskli bir bölgedeyiz. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Evet ile ilgili düşüncelerimiz, görüşlerimiz bu, değerli dostlar. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Katılay hepinizi bekliyorum. Yine bu akşam canlı yayın saat ondan sonra bir canlı yayın yaparız. Oradan da e, dahil olabilirsiniz. Yine Binance Borsası referans kimliğimi videonun altına bırakıyorum. %10 komisyon indirimiyle 7.24 kripto para işlemlerinizi yapabilirsiniz. Kripto para piyasasında da e, ciddi anlamda hareketlilik sürüyor arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın değerli dostlar.